Antalya Valisi Münir Karaloğlu, turizm sektöründe 2017'de ciddi bir toparlanma yaşandığını hatırlattı. Geçen yıl bir önceki yıla göre kente gelen yabancı turist sayısında %58 artış kaydedildiğini belirten Karaloğlu, 2018 yılında ise şu ana kadar bir önceki yıla göre %50'lik artışla girildiğini söyledi. Bu durum sene sonuna kadar devam ederse 2018'de 14 milyon yabancı turist sayısının yakalanabileceğini ifade eden Karaloğlu, bu rakamın geçilebileceğine yönelik sinyaller aldıklarını da belirtti. Turizm sezonunu uzatmak ve çeşitlendirmek amacıyla çeşitli adımlar attıklarını da ifade eden Karaloğlu, sağlık, spor, tarih, kültür, macera, gastronomi ve diğer turizm çeşitlerinin de tamamından istifade ederek turizmi 12 aya yaymamız gerekir dedi. Kaş'a kadar 3700 tane kameramız olacak online, 24 saat kayıt altında olan. Bu neyi sağlayacak? Bu da yine bizi 2018'i Perge yılı olarak ilan ettiklerini, bunun da aslında alternatif turizm alanlarını kullanma gayretinden biri olduğunu belirten Vali Karaloğlu, dünyada en çok antik şehri ve tiyatroyu içinde barındıran şehrin Antalya olduğunu ancak bu zenginliğin yeterince değerlendirilmediğine işaret etti. Kent merkezine en yakın antik şehrin Perge olduğunu, o nedenle bu yılın temasını Perge olarak belirlediklerini anlatan Karaloğlu, her yıl bir antik kenti öne çıkaracağız. Belki 2019'u Aspendos yılı, 2020'yi Side yılı, 2021'i de Faselis yılı olarak adlandırarak devam edeceğiz. Bu yıl Perge yılı dedik ve Perge'yi öne çıkaracağız dedi.